Merhaba dostlar. Bir karavan gününden herkese kucak dolu selamlar. Bugün Seka Park'ta geldik. Karavanımızı Seka Park sahiline çektik. İzmit Seka Park'tayız. Şöyle karavanımızı ayaklarına kapattık. Ondan sonra şöyle arabamızı böyle çektik. Şöyle sahili biraz göstereyim sizlere. Sahilde hemen yakın bir bölgede boşluk bulduk. Karavanımızı böyle bir etrafından size karavanımı tanıtayım. Şöyle söyleyeyim ben size. Karavanınızı çektiğiniz bölgede yani görüyorsunuz şöyle diyeyim ben kaç tane 1, 2, 3 hemen hemen 4 araçlık yer kaplıyor. Tatile gittiğinizde şurası zaten otopark bölgesi. Şeritleri görüyorsunuz. En az bir 7 metre gibi bir alan kaplıyor. Tatile gittiğiniz zaman sizlere tavsiyem karavanınızı çektiğiniz yerin yani uygun olması gerekiyor. Yoksa ister istemez sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu şekilde yani gördüğünüz zaten hemen yerden çizgiler belli. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane araçlık yer kaplıyor. Bu şekilde şey yaşayabilirsiniz. Çektiğiniz yerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bana soruyorlar bloklarda işte çekme karavan mı, moto karavan mı? Şahsen şöyle moto karavan avantajı tek bir araç olduğu için şu aracı düşünün. Tek bir araç olduğu için çok yer kaplamıyor ama çekme karavan, moto karavanların bu şekilde gördüğünüz üzere bayağı bir yer kaplıyor. O yüzden gittiğiniz bölgelerde her zaman yer bulamayabilirsiniz. Ben zaten biliyorsunuz Ege ve Akdeniz olmak üzere tatilimi yaptım. Bu yer bölgesi anlamında sıkıntılar yaşadım. O yüzden yani bundan sonraki hedefim moto karavan almak. Moto karavanla her yere girebiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Şöyle arkasına da manzarayı, ben orada deniz manzarası gördüm. Bunu da koydum. Zaten kanalımda da görüyorsunuz. Bu şekilde yani bölge en azından gittiğiniz bölgelerde öncelikle otopark sıkıntısı yaşamamak için yani önce yer bakın bence. Yer baktıktan sonra aracınıza gidin. Sonradan da gittiğiniz bölgede belki ben Marmaris Selimiye'de o sıkıntıyı yaşadım. Dönmede bayağı bir sıkıntı çektik. O yüzden dönerken mecbur plaja girmek zorunda kaldım. O yüzden sizlere tavsiyem gittiğiniz bölgeleri önce bir araştırmasını yapın. Ondan sonra kalacağınız yerlerde bu şekilde. Şu anda güneş panelleri çalışıyor. Güneş panelleri elektriğimi üretiyor. Hava hafiften kapandı. Az önce zaten doldu şeyler. Bu elektrik bana şu anda sabaha kadar yeter. Şu anda televizyonum, buzdolabım çalışıyor. O şekilde. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir karavan gününden şimdiden aktaracağım bunlar. Herkese bir karavan gününden herkese kucak dolusu selamlar. Karavanın bu arada Neycar Ritim 506 Manisa'da üretiliyor. Karavan bundan sonra karavan alacaklar için almak istiyorlarsa bu distribütörler açtı. Bu konuda ben de sizlere yardımcı olabilirim. Distribütör aracılığıyla hemen anahtar teslimi karavanlar şu anda yapılıyor. Bunları da bu konuda bana yazabilirsiniz. Ben sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışabilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler.